Arkadaşlar, Tonguç 10. sınıf kanalına hoş geldiniz. Ben Berfin Ceren ve bugün sizlere 11. sınıfa nasıl hazırlandığımla alakalı bir video çekiyorum. Umarım sizler için de faydalı olur ve yüksek ihtimalle bu videoyu YKS 2022 Type izliyor. Yani benim yaşıtlarım. Öyleyse hemen başlayalım. Öncelikle ben bu yaz 11'e geçtiğimi tamamen kavramaya çalışarak başladım. Çünkü çok hızlı ve ani gelişti. Motivasyon kaybı yaşadığımız dönemler de oldu. Ben ve arkadaşlarım için konuşuyorum. Mutlaka aranızda da böyle umutsuzluğa sürüklenenler vardır. Ancak bunu bir kenara atıp artık 9 ve 10'da kötü bir dönem geçirdiysek bile bunu telafi etme yolunda bir adım atmamız gerektiğine inanıyorum. Yani motivasyon kaybı yaşamamalıyız ve zaten bölüm seçimlerimizi yaptık, az çok geleceğimize hedefledik, planladık. Şu anda 11. sınıfa hazırlanırken hangi konulara ağırlık vereceğimizi de çok iyi bir şekilde biliyoruz. Ben eşit ağırlık seçtim. Şu anda da evi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Yaza nasıl başladın derseniz de eğer, yaza bir TYT programı hazırlayarak başladım. Çünkü önceliğimiz şu anda TYT'yi bitirmek olmalı bence. TYT programımın neredeyse yarısına geldim. Fakat sonrasında ufak çaplı bir değişiklik yaptım. TYT için bitirmem gereken konuları farklı bir yere yazdım. Ancak bu benim temel programım. Yani hangi gün hangi dersi çalışmam gerektiği yazıyor ve buradan ilerliyorum. Gördüğünüz programı uygulamak hem daha verimli hem de gerçekten daha basit. Beni çok yormuyor ve kafamı karıştırmıyor. Sizler de hafta içerisinde günlerinizi derslere bölerek ilerleyebilirsiniz. Eğer şu ana kadar elinizde bir programınız yoksa. Bu da benden sizlere küçük bir tavsiye olsun. Sadece eğitim koçu değilim tabii ki. Uyguladığım programı sizlere anlatıyorum. Ancak arkadaşlar, ben bu program dışında her gün kendime günlük programlar da hazırlıyorum. Çünkü gün içerisinde sadece dersle alakalı şeyler değil. Örneğin yapmam gereken her türlü aktiviteyi o programa yazıyorum ve gün bittiğinde bu günüm nasıl geçti, verimli mi verimsiz mi bunu kontrol etmeye çalışıyorum. Tabii yaz tatilinde olduğumuz için biraz bunalıp sıkıldığım dönemler, günler oluyor. O günleri biraz kendime tatil vermeye çalışıyorum. Çünkü 11. sınıfa geçiyoruz ve artık 11 ve 12'de çok düzenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. O yüzden şimdiden az çok düzeni oluşturmaya çalışıyorum, oturtmaya çalışıyorum ki 11'de zorlanmayayım. Aynı zamanda içimden de şöyle bir şey geçiyor. Ya bu bizim son yazımızsa? Yani seneye ders çalışarak geçecek ve bu yıl gerçekten eğlence ve dersi bir arada götürmemiz gerektiğine inanıyorum. Sınava çok kısa bir zaman kalmış oluyor. 2 yıl ve bu 2 yılda gerçekten çalışabildiğimiz kadar çalışmamız gerekiyor. Günde 2 saatle başlamıştım yazın başında çalışmalarıma. Yani 1,5-2 saat çalışıyordum. TYT'ye başlamıştım dediğim gibi. Ben TYT'ye onu bitirip 9'un başından başlamıştım. Çünkü 10. sınıfın konuları çok taze bir şekilde aklımda olduğu için daha kolay olabileceğini düşündüm. Daha kolay ilerleyebileceğimi düşündüm. Şimdi ise TYT'yi en baştan aldım dediğim gibi. Kaynaklardan ilerliyorum. Şu an özellikle ağırlık verdiğim dersler Türkçe matematik. Yani Türkçeden kastım dil bilgisi ve paragraf. Matematikten kastım da temel konularla geometri. Bu şekilde ilerliyorum şimdilik. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Diğer derslere çok da aşırı yüklenmiyorum, ne yalan söyleyeyim. Bu yazın birazcık da tadını çıkarmaya çalışıyorum. Aynı zamanda günde 3 saatle de ilerlemeye çalışıyorum. Güzel bir istikrar olduğunu düşünüyorum aslında bir yandan. Matematiğe fazlasıyla ağırlık veriyorum ve temelimi iyi bir şekilde oluşturmaya çalışıyorum. İleriki dönemlerde zorlanmamak adına. Tabii ki her öğrenci gibi benim de çözemediğim sorular oluyor. Özellikle karantina dönemindeyiz, okulda değiliz. Ve ben de bu durumda çoğu yeni nesil kaynakta bulunan karekod okutma işlemini yapıyorum, uyguluyorum. Gördüğünüz gibi çözemediğim soruların çözüm videolarına kolaylıkla ulaşabiliyorum bu sayede ve detaylı bir şekilde izliyorum. Şey olmak üzere A artı B toplamının en büyük tam sayıdayını arıyorum. Türkçe dil bilgisi de gayet önemli. Burada birkaç konuyu sizlere gösterdim. Cümle türleri, fiilimsiler vesaire. Ve şu anda sözcükte anlam testlerinden çözüyordum. Sözcükte anlamda TYT'nin kalplerinden bir tanesi çünkü. Seçici sorular hep matematikten geldiği için, hatta geometriden geldiği için şu anda yaptığım en önemli şey kesinlikle geometrimi geliştirmeye çalışmak. Geometride farklı türlerdeki soru tiplerini incelemeye özen gösteriyorum. Farklı farklı kaynaklar kullanıyorum. Zaten geometri bir görme dersi olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla bizim bu derse çalışma tarzımız çok fazla soru çözmek olmalı gibi düşünüyorum.
Ve yakın zamanda 10'dan 11'e hazırlık kitaplarından faydalanmaya başladım. 10'dan 11'e geçiş videoları izliyorum, rehberlik videoları izliyorum elimde olmadan. 11. sınıf konularını inceliyorum. AYT'nin beni ne kadar çok yoracağını düşünüyorum. Şaka bir yana aslında TYT'yi eğer şu an yeterince bitirdiğimi hissedersem AYT benim için çok daha basit olacak. Zaten motivasyonum da yükselmiş olacak gibi bir düşünce var bende. 11. sınıf için yeni çalışma taktikleri denemeye çalışıyorum. TYT denemeleri çözüyorum, yanlışlarımı bulmaya çalışıyorum. Eksiklerimi buldukça o konulara ağırlık veriyorum. Yani şu anda aslında temel amacım 9-10 temelimi tamamen oturtmak ve 11'e yavaş yavaş hazırlanmak. Ve sıra geldi paragraf çözüm saatlerimize. Ben paragrafı her ders öncesinde, konu çalışmalarım öncesinde 20-30 tane olarak ayarladım her gün. Çünkü tıpkı kitap okuma alışkanlığı gibi paragrafı da artık bir alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Hatta geldi de diyebilirim, gayet yararını, faydasını da görüyorum derslerde. Hem anlama gücümü arttırıyor hem de okuma hızımı arttırdı. Bu her sınıf için önemlidir. Zaten 10'da veya 9'dayken de paragraf çözmeyi hiçbir zaman bırakmam. En başından beri paragrafı düzenli bir şekilde günde 20-30 tane çözmeye özen gösteriyorum. Gün geçtikçe aslında paragraf sorularımın daha da zorlarını bulmaya çalışıyorum. Yani yeni nesli tercih ediyorum. Ve tabii ki problemler. Benim gözümde problemler ve paragraf eşit olduğu için her ikisine de günlük olarak çalışıyorum. Ve günlük olarak problem paragraf çözümlerimi devam ettiriyorum. Şu sıralar açıkçası günlük geometri çalışmaları yapmaya da başladım. Yani matematik, Türkçe dışında paragraf, problem ve geometriyi her gün uyguluyorum. Aslında bakarsanız sizin günlük çalışma saatleriniz evet önemli. Ancak bence daha önemlisi sürekli çalışmak ve çalışmayı hiçbir zaman bırakmamak. Sadece sistemli çalışmaya devam edersek ve bu sisteme bir şekilde alışırsak 11'de veya da 12'de zorlanmayız diye düşünüyorum. Ve gün geçtikçe kademe kademe hem soru sayılarımı hem de çalışma saatlerimi arttırma gibi bir hedefim var. Umarım ulaşabilirim. Ve çözdüğüm soru sayıları için belirli bir planım yok. Sadece derslere ve o günkü konu sayıma göre değişiyor. Yani genel itibariyle 11. sınıfa sistemli çalışmaya alışmış bir şekilde başlamak istiyorum. Ve bunun yanı sıra sadece derslerle değil, yaz tatilinde farklı konularla da ilgileniyorum. Ve bu aslında 11. sınıf için de oldukça faydalı olacak. İlgi duyduğum alanlardan kastım coğrafya gibi. Zaten ben eşit ağırlık öğrencisi olduğum için coğrafyamın çok daha iyi olması gerekiyor. Ve ben coğrafyayı sadece bir ders olarak görmüyorum. Örneğin siz de sayısal öğrencisiyseniz fen derslerine ağırlık verebilirsiniz. İlgi alanlarınıza göre kendiniz gelişmeye başlayabilirsiniz. Yani kendinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz. Ben coğrafyada şu an geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Ya da edebiyatta yazarlar, şairlerle ilgileniyorum. Evet, belki TYT ve AYT'de çok fazla yazar, şair çıkmıyor. Ancak bu benim ilgi alanım ve hem derslerimde hem de günlük hayatımda işime yarayacağını düşündüğüm için çalışıyorum. Altın kural olarak herkesin söylediği, bunu duymaktan sıkıldım dediğimiz bir şey var. Çok kitap okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü yazın başında gerçekten büyük bir reading slump mağduruydum. Kitap okumak dışında kitap okumanın sıkıcı bir hale geldiğini hissetmeye başlamıştım. Şu anda kitap okuma alışkanlığımı birazcık daha arttırmaya çalışıyorum. Çünkü 11'e geçtiğimde eşit ağırlık öğrencisi olduğum için kitaplarla alakalı sınavlarım ve problemlerde ve mantık sorularında bol bol işime yarayacak olan kitap okuma alışkanlığını hayatımın merkezine koymaya çalışıyorum. Şu anki en büyük hedeflerimden bir tanesi bu. En azından bu yaz için. Bu yaz okuyup etkisinden zor çıktığım birkaç kitabı da sizlere önermek istedim. Buradan seçebilirsiniz, not alıp belki okursunuz diye göstermek istedim. Bu arada denemeler mükemmel Montaigne'den. Yani aslında ilgi alanlarımızı kendimize kültürel açıdan bir şeyler katabilecek noktaya getirebiliriz. Bu şekilde 11. sınıfa şu anki hazırlanma rutinim böyle ilerliyor arkadaşlar ve ben bundan aşırı memnunum. Benim için strese girmek kolay ve stresle başa çıkmak aslında biraz zor ama ben yaz tatilimde kendimi çok fazla sıkmamaya çalışıyorum. Videonun başından beri söylediğim gibi. Genel anlamda 11. sınıfa bu şekilde hazırlanıyorum ve şu an aslında gayet memnunum. Çünkü çok sistemli ve güzel ilerlediğimi düşünüyorum bir yandan. Umarım öyledir. Ve 11. sınıfta çok da zorlanacağımı düşünmüyorum. Çünkü şu an TYT'yi hemen hemen bitirebileceğimi düşünüyorum. Okullara zaten yaklaşık 50 gün kaldı ve bu 50 günü çok iyi bir şekilde değerlendirirsek 11. sınıfa gayet rahat ve TYT'de güzel netler yapıyor bir şekilde başlarız ve AYT'ye odaklanmaya çalışırız. Umarım bu video sizlere benim 11. sınıfa hazırlanırken hem çalışma hem de
aktivite rutinimi çok iyi bir şekilde aktarabildiğim bir video olmuştur. Ve sizler nasıl programlar uyguluyorsunuz, sizler nasıl çalışıyorsunuz, nasıl bir sisteminiz var? Gerçekten çok merak ediyorum. Öyleyse başka videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.